Son 10 yılda çocuk istismarındaki artış %700. %700. Bunlar sizin yönettiğiniz devletin rakamları. Kafadan atmıyoruz. Dünyada yapılan sıralamada dünya üçüncüsüyüz. Efendim, istismarların %66'sı akraba, komşu çocuğu falan gibi yakın kişiler, istismarcılar. Adalet verileri yılda ortalama 8.000 çocuğumuzun cinsel istismara uğradığını söylüyor. Mahkemelerden alınan veriler bunlar. Çocuk deyince biz neyi anlıyoruz? Neyi anlıyoruz? Kindar ve dindar nesiller yetiştireceğiz diyen bir anlayışı anlıyoruz. Bütün çocuklarımız, 18 milyon çocuğumuzun hepsi dinimizi öğrensin, peygamberimizin hayatını öğrensin. Hiçbir mahsur yok. Hiçbir mahsur yok. Ama bu çocuklar fizik, kimya, biyoloji öğrensin. Yağmurun dua ile değil, ancak biyolojik şartlar oluştuğu zaman yağabileceğini öğrensin. Kuraklık, kar duasına çıkan adamları televizyonlarda göstermeyelim. Eğer dua ile bu yağmur yağaydı, herhalde dünyanın en Müslüman ülkesi İngiltere olurdu ya. Böyle bir zihniyetle bu çocukları yetiştirdiğiniz zaman belki size oy veren mütedeyyin, mümin, iyi niyetli, elleri öpülesi insanların hoşuna gidiyor olabilir. Ama bu dünyanın gidişatına ters arkadaşlar. Biz çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz ki çağdaş dünyanın gereklerine göre aydın, bilimden yana ve yüksek teknolojili üretim yapabilecek donanımla donatalım gibi bir derdiniz yok. Böyle olduğu için çocuklarımız istismara uğruyor. Diyebilirsiniz dünyanın her yerinde istismar var. Doğru. Her yerde var. Sapık dünyanın her yerinde var. Ama Allah aşkına ya, devlet televizyonuna, benim de vergimle olan televizyona bir adam çıkarıyorsunuz, bir tarikat önderi. Diyor ki 6 yaşında çocukla evlenmek dinen uygundur. Ya 6 yaş ya, Allah'tan korkun ya. Yani yemin ediyorum bir gram yetkim olsun, o adamı değil televizyona çıkarmak, sokakta dolaşmasını yasaklarım. Topluma zararlıdır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu adam el üstünde tutuluyor. Bakın, Türk Standartları Enstitüsü dün bir kitapçık yayınlıyor. Helal otel standardı. Sayın Bakan. Helal otel standı. Ne? 6 yaşının üstlerindeki otel müşterilerine kadın erkek kullanım alanlarını ayırın. Kafa aynı kafaya. Hiç farkı yok. Televizyonda konuşan tarikat lideri de aynı. 6 yaşında evlenilebilir diyen adamın kafası da aynı. Türk Standartları Enstitüsü'nün kafası da aynı. Peki bu adamları bu göreve kim getiriyor? Kim getiriyor? Siz getiriyorsunuz. Ondan sonra biz çocuk istismarını önleyeceğiz. Çocuk istismarını önlemenin yolu ahlaklı bir toplum yaratmaktan geçer arkadaşlar. İnsan ahlakı dediğiniz şey aldatmamak ve fedakarlık üzerine kuruludur. Ahlak utanma duygusuyla eş anlamlı bir kavramdır. Utanması olmayan adamın hangi dinden olursa olsun ahlakı olmaz kardeşim. 6 yaşında bir çocuğun, üç yaşında bir çocuğun ırzına geçen bir adam, Müslüman olsa ne olur, Hristiyan olsa ne olur, Musevi olsa ne olur, ateist olsa ne olur ya? Bu anlayışı lanetlememiz lazım hep beraber. Şimdi burada gene konuşulacak, burada konuşulacak, hükümet cevap verecek. Muhtemelen ben konuştuktan sonra siz de bana cevap verin. Benim de cevaplarım hazır. Hazır ya, hazır da bizim birbirimize cevap vermemiz belki şu anda o televizyonda konuşturduğunuz adamların 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen sapık kafaların lafını dinleyen bir takım çocuklarımız belki şu anda tecavüze uğruyor. Bu gerçeği değiştiremiyoruz arkadaşlar. Biz sürekli birbirimizi ötekileştirerek bir yere varma şansına sahip değiliz. Gelin kendi Kürdümüzle barışalım. Gelin iç barışımızı sağlayalım. Gelin çocuklarımızı sevelim ya. Bu toplum kanıyor. Bu toplum 2002'de kanamıyordu, şimdi kanıyor. Bunun sorumluluğunu lütfen arayın, bulun ve lütfen, ama lütfen rica ediyorum, hep birlikte bunun sorununu çözelim. Başkanım, teşekkür ediyorum. Sağ olun.